arkadaşlar. Kim Milyoner Olmak İster'e katıldım. Ben istiyorum. Meryem Can geliyor. Meryem, buyur. Evet arkadaşlar, Kim Milyoner Olmak İster'e katıldım ya da benim açımdan birazcık Kim Rezil Olmak ister mi demeliyim. Birazcık öyle oldu çünkü. Kim Milyoner Olmak İster'e katılma fikri nereden çıktı derseniz, biliyorsunuz Murat katılmıştı ve ben orada yarışmacı yakını olarak arkada durdum. Yine televizyona çıktım falan filan, gaza geldim. Dedim ki Murat bile 7500 lira aldıysa ve evde birlikte izliyorduk internete falan denk gelince, ben ondan daha çok soru biliyordum. Dedim ki ben de katılayım. Belki ben de daha çok bilirim. Bu arada birazdan anlatacağım hikaye de var. O da çok etkili oldu. Evime hırsız falan filan gidiyor. Orada birazdan anlatırım olayın detaylarını da. Yani daha fazla kazanırım diye gittim. Yani 7500 TL bu devirde iyi para. O amacıyla gittim ama şimdi izlemeye başlıyorum. Buyurun. Bakın ne kadar neşeli giriyorum. Gerçekten oradan güzel bir beklentim var. Bir şey olacağını inanmışım. Meryem Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Hoş bulduk. Nasılsınız efendim? Şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten ilk oraya stüdyoya gittiğimde çok heyecanlı değildim ama arka planı çok zorluymuş arkadaşlar. Program başlamadan, yani çekime başlamadan önce böyle 5 saat öncesinden çağrılıyor. İşte orada sözleşmeler imzalanıyor, saç, makyaj, provalar falan filan derken ben iyice gerildim. Bir de üzerine ben en son yarışmacı olarak kaldım ve orada hani böyle bir bağ kurduğun arkadaşların oluyor. Çünkü aynı yola baş koymuşsunuz falan filan. Onlar gitti, yarıştı. İşte birisi 15 bin oluyor, birisi ilk soruda eğleniyor. Ben çok gerildim. Bir kere sona kaldığım için çok gerildim. İşte en son arkada kendimi bana böyle son sana gelecek falan dediler sıra. Arkada kendimi volta atarken falan yakaladım. Ya hiç heyecanlanmam diyordum. Bilmiyorum niye öyle oldu. Bakın şimdi izlemeye devam ediyorum. Zaten gerginliğim yüzümden okunuyor. Murat Bey bana biraz şirin davranmış bu arada. Ben orada anlamamıştım çok. O da gülümsüyor. Buyurun sizi tanıyalım. Ben Meryem. 23 yaşındayım. 24 oldum bugün. Bugün 24 oldum. YouTube kanalım var. Orada videolar çekiyorum. Murat Bey bana böyle bir acıyarak bakmış sanki ama çünkü çok heyecanlıyım. Bence o da hissetti durumu. Öyle. YouTuber. Ama, evet, YouTuber. YouTuber. Ama bu programla ilgili şöyle bir anım var, onu anlatmak evet. istiyorum. Asıl gelmesi. Şimdi ben de o bir anlatsın, buradaki Meryem anlatsın. Ben de olayın detaylarını anlatacağım şimdi size. Gelme sebebim de o. Ben buraya yarışmacı yakını olarak gelmiştim. Evet, gelmiştim biliyorsunuz. Orada işte yarıştı arkadaşım gayet mutlu bir şekilde. Eve gittik sonra işte belli bir miktar. Bu arada arkadaşım dedim, arkada oturan arkadaşım. Fark etmişsinizdir zaten. Murat. Para aldı. Sonra kıskandım onu. Yok, keşke öyle bitseydi. Ya Murat Bey, keşke hikaye o kadar basit olsa gerçekten. Kıskandım onu falan, yani gerçekten ayıp ediyorsunuz. Ben arkadaşlarımı kıskanmam. Yani o gün evet demiştim keşke ben de kazansam falan ama kıskanmadım tabii ki. Öyle masum bitmesini çok isterdim. Ne oldu? İşte bizim evimiz yakın, komşuyuz. Hadi eve gidelim bunu kutlayalım falan dedik. Eve bir gittim. Benim evime hırsız girmiş. Yani ben o yüzden biraz kaybettiklerimi almak için geldim. Evet, bu da gerçekten bir amacımdı. Direkt program dönüşü evime hırsız girmesi arkadaşlar, kabul edin biraz ironik. Ben o yüzden bunu bir işaret olarak algıladım ve işte başvurdum direkt. Direkt aldılar. Yani çok uzun sürmedi o proses. Bazen çok uzun sürüyormuş. Sanırım YouTuber olmam birazcık etkili oldu. Renkli kişiliğim de olabilir. Küçük kendime pay çıkarıyorum. Neyse, izlemeye devam ediyorum. Buradan izleyicilere de umarım kapılarını kilitlemişlerdir. Çok büyük geçmiş olsun. Aynen. Siz de kilitleyin. Şu an beni izleyenler de kapısını kilitlesin. Önemli bu. Yakınlarınız kapılarını evet. kilitlemişlerdir herhalde. Onlar kilitlemiştir büyük ihtimalle. Ne kadar bir kayıp oldu? İşte bilgisayarım gitti, fotoğraf makineleri falan onlar gitti. Yani 10 bine yakındı. Kayıptan... Ya Murat Bey lütfen kanalımda bulunan Emme Hırsız Girdi videosunu izleyebilirsiniz. Orada detaylı bilgi var. O yüzden burada çok uzatmamışım. Yani izleyicilerim izlemiştir diye. Ziyade insan psikolojik evet. olarak çok, rahatsız eden bir şey. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Evet, kimlerle beraber geldiniz? Komşularımla birlikte geldim. Acaba şüpheliler onlar mı diye. Evet. Şaka yapıyorum. Efendim, hırsız girdiğinde siz neredeydiniz? Aslında o burada yarışıyordu. Ya Murat Bey burada olayı idrak edemedi. Aslında ya daha çocuk bir hafta önce yarıştı. Bunu nasıl unutmuş olabilir Murat? Hatta benimle de konuştu. Benim orada konuşmalarım kesilmiş. Ben orada espriler yapmıştım. Orada izleyici yakınıyken yapmış olduğum birkaç espri vardı. Onlar da kesilmiş gerçekten. Beni de hatırlamadı. Murat'ı da hatırlamadı. O sırada yarışan oydu. Öyle mi? Evet.
Evet. Siz mi? Geliyor mu sesim? Ben sizi hatırladım, evet. Hatırladınız değil mi? Hatırladım. Bir ara burayı tattım, şimdi burayı tadıyorum. Tam buradaydınız. Aynen, tam orada çok heyecanlıydım. Yine burada da heyecanlandım. Burası evet da ayrı ya, bir şeymiş yani. Evet, ben de çok kötü kötü gülmeye başladım. Yüksek. Bir günde burayı denersiniz isterseniz. İnşallah, bir 10 yıla denerim orayı da. Neden olmasın, yardım, inşallah. Yardım. Buyurun. Kaç lirayla ayrılmıştınız? Ha, kaç lira? Duyamıyorum ya. Kaç lirayla ayrılmıştınız buradan ha, diyorum. Ben 7500 aldım. Gururla aldım ve çıktım. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Para bitti. Ha yok, gitmedi, duruyor. Duruyor mu peki? Yok duruyor, ellemedim, hatıra parası. Güle güle kullanın efendim. Teşekkür ederim. Bir şey söylemek ister misiniz? Siz tecrübe ettiniz burayı. Yani şu an benim olduğum kadar heyecanlı durmuyor. Bu şekilde evet, heyecansızlığını... Evet, değilim diyorum. Heyecanlı değilim diyorum ama ya gerçekten orada çok heyecanlı değil gibi hissediyordum ama böyle bir konuşmalar akmaya başladı falan filan. Heyecanlandım ben, gerildim. Hatta o kadar gerildim ki program bittikten sonrasında hiç hatırlamıyorum orada neler yaşandı. Ya bu program yayınlanana kadar tam olarak ne konuştuğumuzu bile çok net hatırlamıyordum. Kurmasını tavsiye ederim onu. Şimdi heyecanlandım. Aynen. Gerildim. Ay kötü oldum şimdi Murat, öyle demeseydin keşke. Teşekkür ederiz. Tavana falan bakmaya başladım. O kadar gerildim ki hani küçükken böyle birisi kızdığında babanız falan azarlarken halının desenlerini incelersiniz de ben de yukarıda ışıkları falan inceliyorum. Ama çok kısa sürdü maalesef. Hepsi çok kısa sürdü. Bu anlattıklarımın hepsi çok kısa sürdü. Zaten ekranda duruş sürem de biraz kısaydı. Neden olduğunu biliyorsunuz. Neyse devam ediyorum. Buyurun efendim. Merhabalar, ben de Nur'dan, Meryem'in arkadaşıyım. Geçen sefer Meryem'le birlikte gelmiştik yine, evet. Murat'ın yakını olarak. Yani geçen ikinci birlikte oturuyorduk, evet, orada. Yan yana oturuyorduk. Şimdi yine ben geldim. Yani ikinci deneyimimde. Başarılar diliyorum. Umarım güzel olur onun için. Eğlenmeye geldik buraya zaten. Evet, bu çok kilit bir nokta. Ben söylemeyi unutmuşum. Eğlenmeye gittik arkadaşlar biz oraya. Bunu göz önünde bulundurun. Bunu hep aklınızda devam edin. Meryem bu yarışmaya eğlenmek için gitti. İyi şanslar. Teşekkürler. Evet Meryem Hanım. Evet Murat Bey. Kuralları biliyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum. Çok nedense kendime güvenerek biliyorum demişim. Sanırım o kadar da bilmiyormuşum. Bilmiyorum. Niye öyle demişim? Çok kendime güvenliyim ama. Başlayalım mı? Başlayalım. Yarışmamız başlıyor. Ya bu ses çok geldi. Bakın o ana kadar belki çok heyecanım yoktu. Ama ses çok gergin. Hep diyorlar ya Murat Bey burası evde olduğu gibi değil falan. Gerçekten değil ya. Gerçekten değil. Hangisi gereği veya nedeni yokken anlamında oradaki yüz ifadem gerçekten her şeye değer. İlk sorudan elenmemeliyim. Ve bu nasıl bir soru? Ve şıklar gelmeden önce o soru benim için hiçbir şey ifade etmiyordu. Soruyu bilip bilememenin gerginliğiyle birlikte aşırı komik oluyorum. Kullanılan bir ifadedir. A durup dururken. Hiçbir şeyden haberim yok ki. B gidip giderken. C oturup oturur. Niye bu kadar mutsuzum gerçekten bilmiyorum ama çok korktum ya. İlk soruda eğleneceğim diye çok korktum. Hep şey derler. Neyse bunu birazdan konuşuruz. Çok korkmuşum Ken, belli. D inip inerken. A durup dururken son kararım. Bir dakika. Oley. Tamam ilk soruyu geçtim. Tamam ilk soruya geçtim, bir de rahatlıyorum, öyle bir şey diyorum. Keşke kendime bu kadar güvenmeseydim. Evet, fark ettiyseniz çok hızlı nedense cevap vermişim yani. Biliyorum ben bunu. Aa son kararım. Soru bildiğim yerden çıktı. İlk soruda eğlenmedim diye seviniyorum şu an. İkinci soruda sıra. İlk baraj sorusu gelsin lütfen. Gelsin. Gelsin Murat Bey gelsin. Bildiği biliyorsun. Köpeğin kesik kesik havlaması hangi sözde ifade edilir? A direkt şaşırdım zaten. Tıslamak. B çemkirme. Gerçekten sinyalleri vermişim. Çok basit bir insanım. Birazdan yaşanacak her şeyin sinyallerini veriyorum. B çemkirmek. C ve şöyle bir duruşum var. Buradan da kim milyoner olmak istere ne kadar hakim olduğumu anlıyorsunuz. Bu Kenan Işık biliyorsunuz duruşudur. Şöyle duruyorum. Bu şekilde düşünüyorum. Düşünen adam. İşlemek. D gıdaklamak. Tamam önce bir korktum ama. Çok kötü. Önce bir korktum ama bakalım ne diyecek. A tıslamak son kararım. Köpeklerin tıslamadığını ben de tabii ki biliyorum ama ışıklara bakıyorsunuz. İşte kişnemek, gıdaklamak falan filan, çemkirmek desen zaten diğerleri hayvan sesleri, tıslamak hayvan sesi ve daha ikinci sorudayım. Hani dedim ki ikinci soru daha çok kolaydır büyük ihtimalle. Çok fazla düşünmeme gerek yok diyerek direkt A tıslamak dedim. Ama çemkirmekmiş. Gerçekten bir köpeğin çemkirdiğini
Hayatımda ilk defa duyuyorum. Ya çemkirmek insana has bir şey ya. Zaten birazdan orada da söyleyeceğim ama. Ay. Burada fark ettiyseniz bir Murat Bey'e bakıp ay falan yapıyorum. Çünkü kendimden yine çok emin bir şekilde tıslamak son kararım dediğim anda bir Murat Bey'le göz göze geldik. Bana şu şekilde baktı. Ha dedim tamam yanlış yaptım. Yani ama o kadar kötü baktı ki kendimi çok kötü hissettim. Dedim ki şurası yani bu kadar hızlı olmamalıydı. Bu kadar hızlı bitmemeliydi. Ama belki benimle oyun oynuyordur dedim. Bana küçük şakalar yapıyordur. Çünkü yani bunun cevabı çemkirmek olacak değil ya diye düşündüm. Bakalım neymiş cevap. Yüz ifademe bir bakın. Yanlış mı yaptım? Şu çok komik şey. Yani resmen bu arada YouTube thumbnail için poz vermişim. Şu şekilde gidiyorum. O sırada çok fazla duyguyu birlikte yaşadım arkadaşlar. Hani şu anki durumuma gülmeli miyim? Ağlamalı mıyım? Şu an neler oluyor? O kadar süre bekledim. İkinci soruda gerçekten elendim mi? Bir de şunu da düşündüm. Hani gerçekten o anda düşündüm. O ses geldi ya. Dırırırım. Ya acaba dedim baştan çekebilirler mi ya? Hani sonuçta kesilip biçilen bir şey bu konulara. Hakimim biraz daha yarışmada ömrüm uzun olsun diye düşündüm ama bu fikri öne sürmedim. Aa! Güldü. Ay. İkisi beraber gülüyorlar şimdi. Ay. Ya gerçekten burada yaptıkları da çok ayıp. Nasıl bir arkadaş olduğunu da ortaya çıktı ama ben o zaman ben de gülerdim. Ama siz de köpek beraber çemkirir mi? Ya. Bir şey diyeceğim. Köpek çemkirmez. Murat bana böyle bakıyor. Murat Bey. Murat arkadaki Murat değil. Çok kötü olmuş. Bana çok güldü büyük ihtimal içinden ve kendini gülmemek için zor tuttuğunu hissediyorum. Tıslar mı peki? Tıslar ama şey olmuş sinirlendirince. Köpek çemkirir. Ay inanamıyorum. Evet. Tıslar ama kızınca köpek. Ben yani halk arasında tabii çok kullanıldığı için belki siz... Bir şey diyeceğim, 1.000 lira alamadım değil mi? Burada yarışmadan 0 TL ile ayrıldığım aklıma geliyor ve direkt yani atılacak başlıklar işte. Meryemcan kimler olmak isterden 0 TL ile ayrıldı falan filan. O aklıma geliyor ve o anda onu soruyorum. Çünkü 1.000 TL alsam okey. 1.000 TL almış, 1.000 TL alarak ayrılsa deseler tamam yani. Ama 0 TL ile ayrılıyor oluşum birazcık trajik olduğu için o aklıma geliyor. Hani 1.000 TL'ye o kadar çok deli deli ihtiyacım olduğu için değil. Evet ihtiyacım vardı. En azından yol parası çıkardı. O ayrı. Yani ama bir de çok kar yağıyordu o gün. Neler yaşadık size anlatamam arkadaşlar. O yüzden birazcık keyfim kaçmış. 1.000 TL alamadığım aklıma geliyor. 0 lira. Alamadınız evet. 0 lira. Olsun. Gerçekten. Ama ya köpek çemkirir mi ya? Ama yani gerçekten köpek çemkirir mi? Buradan size ben tekrar söylüyorum. Tekrar elinizi vicdanınıza koyun. Hayatınızda hiçbir köpeğin çemkirdiğini duydunuz mu yani? Daha sonra düşündüm herhalde şu ses. Ham 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 ham. Hani küçük köpekler kesik kesik küçük küçük şey deli deli havlıyor ya. Sanırım ondan bahsediyormuş ama. Bence çok haklı bir serzenişte bulunuyorum burada. Lütfen bana hak verenler aşağıya yorum bıraksın. Murat Bey lütfen. Yani evet. Hemen ardından durumu kabullenişim çok kötü. Murat Bey'in bana hiçbir cevap vermemesi ve benim şu şekilde devam etmem. Yani evet. Çok anlamlı dakikalar görüyorsunuz. Artık tabii insanlar için çok kullanıldığı ben... için belki ondan size garip evet, geldi. Evet insanlar sanki çemkiriyor gibi geldi bana evet. Artık. Niye bu kadar güldük? Ay çok komik. Çok komik. Birkaç arkadaşımla konuştuğumda anneleri bazen köpek gibi çemkirme diyormuş. Ama ben gerçekten hayatımda bunu ilk defa duydum. Annem bana hiç köpek gibi çemkirme demedi. Bana hep çemkirme dediler. Yani ve köpek hırlar. Dedim ki bu hırlamak değildir belki tıslamaktır diye düşündüm. Evet yılanı tısladığını biliyorum. Ama yani neden olmasın? Köpekler de bazen şu şekilde ses yapabiliyor. Yani en kötü evet hav 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 diyorlar ama. Çünkü herkesin kulağı farklı şeyler duyabilir. Mesela... Köpek bize göre havlıyor, yabancılara göre barklıyor. Bark bark bark! Hav hav hav! Buradan yola çıkabilirdik. Ben çemkirmeyi hiç doğru bulmuyorum. Ama devam ediyorum. Zaten bu söylemlerimi orada da Murat Bey'e ilettim. Murat Bey'e ilettim. Yani... Ama gerçekten komik. Ben olsam ben de gülerim komik. Şu anda. Kapalı. Gerçekten bana yazıklar açıkmış, olsun. Açıkmış çok komik ya. Gerçekten bana yazıklar bundan olsun. Bundan bahsediyorduk çünkü gelmeden evet. Önce gerçek oldu. Ama en azından kendimle dalga geçebilmişim. Çünkü gerçekten komik bir durum söz konusu burada. Yani köpeğin kesik kesik havlamasını bilememişim ve ikinci soruda eğlenmişim. Haklı, herkes gülmekte haklı. Ben de şu an tekrar izlerken çok gülüyorum hatta.
Bence gerçekten bu sorular çok şans işi yani. Ben bir sürü soruyu bilebiliyorum normalde ve heyecan da çok etkili oldu. Heyecan, evet, ben de normalde sürekli video çekiyorum, işte kamera önündeyim falan filan, ama orada böyle ışıklar bir anda üzerinize geliyor, bir sürü kişi sizi izliyor. Bir de her şeyden önemlisi, sonuçta televizyona çıkıyorsun. Yani küçüklüğümüzden beri televizyon çok büyük bir şey bizim için. O yüzden onun da böyle bir ekstra heyecanı oldu. Sanki gerçekten 70 milyon bizi izliyor falan filan diyorlar ya sürekli programlarda. Hani şu an 70 milyon gerçekten beni izliyor ve rezil oldum gibi hissediyorsun. Yani rezil olabilirim ya da en başından ele alırsak. Ama yani normalde de mesela bir videom 1 milyon izliyor ama o kadar gerilmiyorum. Yani bilmiyorum, televizyon olduğu için çok heyecanlandım herhalde. İlk soruda eğlenmedim en azından. Ya gerçekten hiç beklemiyordum. Ben şey, çok üzüldüm şu an. Annemlere falan haber verdim. Dedim ki 2 milyoner olmak isterek katılacağım. Evet, bir de işin öyle bir boyutu var. Sadece annemler de değil, maalesef herkese haber vermiş bulundum. İşte jokerlere babamı koydum, Merve Özkaynağı koydum, Ezgi'nin kanalını koydum. İşte film sorusu çıkarsa Ezgi'yi ararım, işte Merve'yi ararım, işte genel kültür falan filan. Babamı ararım edebiyat sorusu çıkarsa, çünkü edebiyat öğretmeni. Ve herkese işte yarışma başlamadan birkaç dakika önce çıkıyorum, hazırlıklı olun falan dedim. Hepsi beni arıyor çünkü yarışma sürem çok kısa sürdü. E hani niye aramadın Meryem, bizi arayacaktın Meryem falan filan. Onlara da durumu izah etmem gerekti. İkinci soruda elendiğimi, birazcık bir ufak bir çıt yarışmaya erken veda ettiğimi. Ne diyelim? Ama ya köpek çemkir. Ben hala orada şey diyorum, farkında mısın? Ama ya köpek çemkirir mi ya falan filan. Gerçekten olayın etkisinden çıkamadım. Sağlık olsun diyelim, ne diyelim? Sağlık oldu sağlık bana. Olsun. Sağlık olsun efendim. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Başka bir seçeneğimiz yok zaten. Canınızı sıkmayın, boş ver. Olsun. Şurada şey yazması çok tatsız. Toplam ödül 0 TL yazıyor. Farkında mısınız? O şu an benim gururumu incitti bu arada. Gülüyordum, eğleniyordum şu ana kadar. Çok komikti ama orada 0 TL yazması biraz tadımı kaçırdı gerçekten. Şeyi terk edişim çok komik. Yüzümde bu salak ifade. Komik arkadaşlar durum. Yani köpek çemkirdi diye ben yarışmada eleniyorsam böyle gülmeye hakkım var ve aynı zamanda orada kamera arkasındaki işte yönetmen ya da yönetmen yardımcısı da bana bakarak çok güldü. Aşırı güldü. Daha sonra zaten şöyle bir şey oldu. Zaten son yarışan olduğum için koşarak yukarı çıktım eşyalarımı toplamaya. Herkes soruyor, ne kadar kazandın Meryem, ne oldu Meryem? Kötü kötü boş verin, hiç sormayın, hiç sormayın diyerek direkt eşyalarımı topladım. Yani koşarak stüdyoyu terk ettim. Komik arkadaşlar, ne yapayım şimdi, ne diyebilirim ki? Belki çok eski zamanlarda eski Türkçe kullanılırken falan köpek gibi çemkirme deneyi olabilir ama zamanla çemkirmek İnsana has bir özellik olarak bence günümüz Türkçesine yerleşmiş olduğunu düşünüyorum. Kendimi de böyle teselli ediyorum. Çünkü kimse bilemedi gerçekten. Kime sorsam çok saçma bir soruymuş falan diyor. Kızın hiçbir suçu yok abi. Köpeğin kesik kesik avlaması diyor. Gerçekten bilmiyordum tamam. Ben çemkirmenin öyle bir şey olduğunu. Abi Meryemcan'ın hiçbir suçu yokmuş bu arada ya. Abi sıfır suç, sıfır sıfır. Buradan Meryem için kocaman bir kaybolalım ya. Evet arkadaşlar, umarım videoda eğlenmişsinizdir. Ben hem çok eğlendim hem de birazcık benim için trajikomik bir video oldu. Ama her ne kadar ikinci sorudan eğlenmiş olsam bile bence insanları izlerken eğlendirdiğimi düşünüyorum. Birçok arkadaşımdan mesaj aldım. Aileleriyle izlerken çok gülmüşler. Bayağı eğlenmişler beni izlerken. Ya bunu duymak bile beni çok mutlu etti. Çünkü benim kanalım da sonuçta bir eğlence kanalı ve hani insanları eğlendiriyor olmak benim gerçekten hoşuma gidiyor. Bir bilgi yarışmasında bile, yani sonuçta bilgi yarışması denilen sıkıcı olması beklenebilir ama insanları çok güldürmüşüm. Buna çok mutlu oldum. Zaten insanların bilgi seviyesinin ve genel kültürünün televizyonda yayınlanan bir programla da ölçülmesini çok mantıklı bulmuyorum. Evet, eğlendik, bitti. Bence gayet tatlı bir anı oldu benim için de. Ben çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Önümüzdeki günlerde çok güzel videolar gelecek. O yüzden aşağıdaki çanı açmayı unutmayın. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Bu köpek. Bu köpek çemkirmez. Tıslar. Tıs.